Bugün çok önemli bir şey anlatacağım ama gerçekten çok önemli bir şey anlatacağım. En azından benim hayatımın nasıl dönüştüğünü göreceksiniz. Belki size de ilham olacak. İnanıyorum ki ilham olacak. Ve belki siz de değişeceksiniz, dönüşeceksiniz ama hepsinden önce. Arkadaki tabloların tamamını göremiyorsunuz ama Instagram'dan paylaştım. Kadrajı ayarlayamadım. Yani tamamını görseniz muhtemelen bana çok uzak olacaktınız. Bunu istemezsiniz bence. Hepsini ben yaptım ve kendimle gerçekten gurur duyuyorum. O kadar sevdim, o kadar içime sindi ki ve siz de çok sevdiniz. O kadar fazla DM aldım ki anlatamam. Çok içime sindi. Yeni evde hepsini ben yapacağım. Şimdi boş verelim bunu. Hemen anlatmak istediklerimi anlatmak istiyorum. Çünkü bence çok heyecanlı bir süreçti. Bir kere şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Eğer ben bir şeker bağımlısı olarak şekeri bıraktıysam herkes yapabilir. Ben üniversitede yemek yediğimi doğru düzgün hatırlamıyorum. Fast food falan dışında böyle dışarıdan gittiğim dönerci, işte ne bileyim Adana kebap falan dışında yemek yediğimi hatırlamıyorum. Ben her zaman markete giderdim, çikolata, kek, poğaça ne bulursam, abur cubura dair ne bulursam doldururdum poşetime, evime gelirdim. Yurtta kalırken de bu böyleydi, evdeyken de bu böyleydi. Ve hepsini deli gibi yerdim. Yemek niyetine yerdim ya. Yemek yemiyordum, yemek yapmıyordum. Sadece abur cubur yiyordum. Yıllarca. Düşünebiliyor musunuz? Çocukken de zaten çok seviyordum. Aşırı düşkündüm. Lise hayatında da çok seviyordum. Üniversite hayatında da çok seviyordum. Ben bir bağımlıydım. Ben şekere bağımlıydım. Ve mesela normal insanlar bir tane Halley alır, biter değil mi? O Halley'in büyük paketinden bahsediyorum. Onlu paketinden bahsediyorum. Geçen gün ablama söyledim. Yok artık dedi. Yani nasıl yapabiliyordum bunu? Üniversitedeyken o Halley'in bir tanesinden alıyordum. Paramın olmadığı zamanlarda. Biliyorsunuz abur cubur aşırı ucuz bir şey. Da gidiyordum bir kutu Halley alıyordum. 10 tanesini de tek bir günde yiyordum. Yani aslında bir günde demeyelim. Bir saat içinde falan hepsini bitiriyordum. Yani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? O kadar ki çok fazla yiyordum. Mesela insanlar bir tane gofret alırlar, doyarlar. Ben o gofretlerin beşli paketlerinden alırdım. Hepsini yerdim. Hoşbeş mesela. Acayip lezzetliydi. Giderdim, hoşbeş alırdım. Çok severdim yani. Üniversite arkadaşlarım bana gelirken hep hoşbeş getirirlerdi. Ve bir günde 5-6 tane hoşbeş yerdim. Ama başka bir şey yemezdim. Acayip bir şeydi. Ve ona rağmen nasıl zayıftım onu anlamıyorum ama konumuz bu değil. Gerçekten çok yiyordum ve gerçekten çok seviyordum. Yani nasıl diyeyim size, benim için bir yaşam tarzıydı bu, bir yaşam biçimiydi. Evde pasta yapardım bir tek mesela, yemek yapmazdım ama pasta yapardım. Yani demem o ki, ben yapabildiysem herkes yapabilir. Bu yolculuk 3 yıl önce başladı. 3 yıl önce ben daha sağlıklı olmak adına, daha iyi hissetmek adına böyle bir karar verdim. Çünkü sağlık sorunlarım başlamıştı. Bir böyle bağışıklık sistemi hastalıkları silsilesi atlatıyordum, atlatamıyordum daha doğrusu. Vücudum bazı tepkiler vermeye başlamıştı. Ama aslında çok kötü beslendiğim bir süreçte değil, normal beslendiğim bir süreçte. Çünkü üniversite bitmişti, işte evlenmiştim falan, yine çok yiyordum abur cubur ama nispeten o zamanlara göre daha normal besleniyordum. Benim sürekli hastalanmanın en büyük sebebi kötü beslenmenin yanında bir de çok fazla stres faktörü vardı. Hayatımda yolunda gitmeyen çok şey olmuştu o dönem ve bu benim bağışıklık sistemimi tamamen çökertti. Hastalık üstüne hastalık yaşadım, ilaç üstüne ilaç içtim ve çok zor bir süreçti. Hala da onların kırıntılarıyla uğraşıyorum. Hala da bununla mücadele ediyorum. O yüzden size demem o ki, bir şey bozulmadan ona iyi bakmak gerekiyor. Eğer bozulursa, bozulduktan sonra onu düzeltmek yıllar alıyor. Bazen de düzeltemiyorsunuz. Çünkü artık orada bir şeyler gerçekten yıpranmış oluyor. Yine de tabii ki denemekte fayda var. Nereden okuduğumu hatırlamıyorum bu sözü. Her zaman da söylerim. Yani keşke bilsem de sahibine buradan bir kredi yollayabilsem. Hiçbir şeyin tadı sağlıklı olmak kadar lezzetli olamaz. Ben bu sürece başladığımda, yani 3 yıl kadar önce, diyelim ki 2 ay şekersiz besleniyorum. Sonra bir gün mutlaka bozuyorum. 1 ay besleniyorum, bir gün bozuyorum. Sürekli böyle boz dene, boz dene, boz dene böyle bir süreç geçirdim. Son 1 yıldır çok ağır bir hastalık atlattım. Hatta YouTube'a falan da ara verdim. O süreçte ben çok yıprandım. Aşırı derecede yıprandım. Yani çok korktum. Gerçekten korktum. Hala da korkuyorum. Ama öyle öyle şeyler olduğunda şunu düşünüyorsunuz işte. Hiçbir şeyin tadı sağlıklı olmak kadar lezzetli olamaz. İlk başta egzama ile başlayan bir süreçti 5 yıl kadar önce. Ondan sonra böyle hastalıklar artınca hepsinin çok fazla sağlık kitabı okuduğum için belki 100 tane yani o kadar. Öyle seviyorum anladınız mı? Bunlarla ilgili okumayı, araştırmayı. Hepsinin sonunun bağırsaklarına bağlandığını anladım. Bütün hastalıklarımın sonunun, çünkü bağışıklık sistemi dediğiniz aslında bağırsak, bağırsakta bittiğini anladım. Ve bağırsamla ilgili araştırma yapmaya başladığımda, bu 3 yıl önce oldu ve hala da bağırsakla ilgili araştırma yapıyorum. Saplantılıyım bağırsak konusuna. Buna başladığımda
Anladım ki benim bir şeyleri bırakmam gerekiyor ve şekerden vazgeçmem gerekiyor. İlk önce GAPS diyetiyle başladı bu süreç. Yani bir yıl önce GAPS diyetiyle başladı bu süreç. Tamamen bırakışım. 3 yıldır bırakıyorum ama böyle dediğim gibi 2 ayda bir, ayda bir mutlaka yiyordum. Ama bir yıldır ağzıma hiçbir şekilde şekerin şeysini sürmedim. İçinde tatlandırıcı olan herhangi bir şey asla tüketmedim. İçinde paketli gıda olan cips bile yemedim. Eğer bir gün kendimi daha iyi hissedersem o zaman belki çok nadir olarak yiyebilirim. Ama şu an o evrede değiliz. GAPS diyetine başladığımda önümde uzun bir yolculuk vardı. GAPS diyetini tamamlamadım bu arada. 2 yıllık bir süreçti. Ben sadece 2-3 ay yapabildim. Ondan sonra bıraktım ama şekere tabii ki geri dönmedim. Ama GAPS diyeti bana bir sürü şey öğretti. Ve egzamamdan o diyeti 3 ay yaparak hemen hemen kurtuldum. Ki 2 yıllık bir süreç olması gerekiyordu. Çok büyük ölçüde sorunlarımı azaltmıştı bu diyet. Ve o süreçte tamamen şekersiz beslenmeye artık başlamıştım. Bir yıl geçti üzerinden ve ben hala hiçbir şekilde şeker tüketmedim ve hiçbir şekilde şekerli hiçbir şey almadım hayatıma. Ve neyi fark ettim biliyor musunuz? Öncesinde bu benim için keyfi bir durumdu. Tamam, sağlık sorunları vesaire vardı ama daha ufak şeylerdi. Bir yıl önce durum artık zıvanadan çıkmıştı ve benim kendime gelmem lazımdı. Yani kendimi sarsıp aynen az önce size söylediğim şeyi söylemem lazımdı. Ece, hiçbir şeyin tadı sağlıklı olmak kadar lezzetli değildir. Çünkü insanın sağlığı bozulduğunda geceleri uyuyamaz oluyor. Bunu aklınızın bir köşesine yazın. Bu söylediğimi sakın unutmayın. Bu çok önemli. Gerçekten çok önemli. Öncesinde bırakamamın sebebini tamamen bunun keyfi bir şey olduğuna bağladım. Sonrasında mecburdum. Buna mecburdum. Başka bir çarem yoktu. Şekeri ya bırakacaktım ya bırakacaktım. Tabii ki yanında bir sürü daha şeyi bırakacaktım. Eğer şekeri bırakmakta zorlanıyorsanız, süreci anlatacağım ama şekeri bırakmakta zorlanıyorsanız sadece şunu düşünün. En basitinden ya bir şeker alerjiniz olsaydı. Öyle düşünün ve öyle yol alın. Hani gluten alerjisi olanlar, çölyak hastaları nasıl ki asla yiyemiyorlar ve mutlaka ki bir alternatif bulmak zorundalar ve bu dünyanın sonu değil. İşte siz de aynen böyle düşünebilirsiniz. Ya benim bir şeker alerjim olsaydı, en basitinden alerjiler çok korkutucu olabiliyor. Olsaydı ne olacaktı? O zaman zaten şeker yiyemeyecektin. Ben ilk şekeri bıraktığım anda tamamen bıraktığımı biliyordum. Mesela diğerinde 3 yıl öncesinden başladığımda ya 2 haftada bir, 3 haftada bir, ayda bir yerim gözüyle bakıyordum. Daha kolay oluyordu her şey. Belki siz de öyle yapabilirsiniz. İlk etapta haftada bir kendinize gün koyabilirsiniz. Haftada bir çikolata yiyeceğim. O zaman o süreç daha kolay geçer. İlk başta çok zorlandım, yalan yok. Çünkü yani bir alışmışlık var. Yani alışmışsın bu ve bir bağımlılık yapan bir şey. Sigara gibi düşünün, alkol gibi düşünün. Ciddi anlamda bağımlılık yapıyor yani ve canın istiyor. Böyle bir şey var mı yani? Uyanıyorsun canın istiyor, uyuyorsun canın istiyor. Bir de ben sabah kahvaltı niyetine yerdim. Canım istiyor yani. Çok zorladım kendimi. Ya dedim ki Ece yapamazsın yani. Yapamazsın yani. Bunu kendine yapamazsın. İntihar etmek gibi bir şey bu yani. Şu an yapamazsın. İyileşirsen yine yersin. Tatlım yersin. Dünyanın sonu değil. Diye diye kendimi telkin ettim. Ama bu süreç zarfında beni tabii ki ayakta tutacak bazı tarifler yapmam gerekiyordu. Yani şeker tadını verecek ama çok da şekerli olmayacak. Yani meyvenin de fazlası zararlı ama bu süreçte ben meyveye abandım. Paketli bir gıdadaki ekstra zararlı şeyleri almaktansa meyveden alacağın zarara kurban olayım yani. O süreçte bu şekilde atlattım. Muz, portakal, elma, işte çilek ne gelirse elime yedim. Açıkçası. Canım çekti, meyve çekti canım. Ve bazı tarifler yapmam gerekiyordu. Bazı insanlar çok fazla pekmez ve bal yemişler. Ben bunu da doğru bulmuyorum. Balın organiğini bulduysanız okey, benim babam yetiştiriyordu. O yüzden balı GAPS diyeti süresince yiyebiliyordum. Bal serbestti. Balı yoğurdun üstüne döküyordum, yiyordum falan. Ben zaten çok fazla bal yiyemem yani. Bal beni keser. O yüzden benim için bir tatlı kaşığı fazlasıyla yeterliydi. Bal ya da pekmeze başvuranlar oluyor ama pekmez de çok yoğun şeker içeriyor aslında. Tabii ki arada sırada ben de pekmezli tarifler yapıyorum. İşlenmiş şekerden her türlü iyidir. Orası ayrı. Buna başvurabilirsiniz. Ya da benim gibi meyveden tatlılar yapabilirsiniz. Mesela ben muzdan çikolata yapıyorum. O kadar güzel oluyor ki yediğim bütün çikolatalardan daha güzel. Yeni eve geçince size bütün bu tarifleri vereceğim. Hiç merak etmeyin. Özellikle mutfağı iyi olan bir yer tutacağım. Yani mutfağı ışık alan, güzel olan bir yer tutacağım. Bir ay sonra size istemediğiniz kadar sağlıklı tarif vereceğim yani. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan. O zaman göreceksiniz ki aslında hiç de o kadar zor değil. Çünkü ben muzlu çikolatayı keşfettiğimde dünyam aydınlandı. Hemen şimdi söyleyeyim, hatta bu çok basit. 2 tane muz için vereyim tarifi. 2 tane muz alıyorsunuz. Olgun muz olsun. Bayağı böyle ezilebilen olgun muz olsun. Onları eziyorsunuz çatalla. Ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi yağını eritiyorsunuz. Bu ezdiğiniz muzları onun içine koyuyorsunuz. Ve bolca kakao. Ben acı bitteri çok sevdiğim için bolca da kakao basıyorum içine. Sonra bunu eziyorsunuz. Bir yağlı kağıdın içine döküyorsunuz. Böyle tırtık tırtık yapabilirsiniz. Hani böyle çikolata görünümü vermek için. Kapatıp buzluğa atıyorsunuz.
çıkıyor bu. O kadar mı lezzetli olur? Ya bir şey bu kadar lezzetli olur mu ya? Acaba benim şekere karşı bağımlılığım tamamen ortadan kaybolduğu için mi? Ve şeyi de söyleyeyim. Şu an canım asla şeker istemiyor. Asla. Yani karşımda biri otursun yesin. Canım istemiyor. Annemin yanına gidiyoruz mesela. Annem sütlaçlar yapıyor, pastalar yapıyor. Annem çok yeteneklidir bu konuda. Herkes löp löp yiyor. Asla canım istemiyor. İlk başta çok zordu. Bir de ilk başladığım zaman bir iki hafta geçmişti. Annemin yanına gitmiştim. Annem kekler, poğaçalar, börekler. Deliriyorum ama yani çıldırıyorum. Dedim ki Ece bunu atlatırsan her şeyi atlatırsın. Zaten en zoru bu anladın mı? En zorunu atlatıyorsun şu an. Ama şimdi gittiğimde insanlar karşımda yeseler bile asla canım istemiyor. Çünkü galiba ben tamamen bloke ettim. O kanalı kapattım. Bir tarif daha var. Yani bunu sever misiniz, sevmez misiniz bilmiyorum ama ben hastasıyım. Bildiğiniz kuru kayısı var ya şu esmer kayısı. Gün kurusu. Canım çekti. Pekmezsiz bir tarif bu. Ben her zaman kahvaltıdan önce aslında çoğu zaman kahvaltı yerine yiyorum bunu. Sabah uyanır uyanmaz yediğim şey bu. Yani uyanır uyanmaz derken yemek yiyeceksem yiyeceğim şey bu. Tahin, içine Hindistan cevizi ve badem ya da ceviz şeyi. Parçalanmış badem ya da ceviz. Bunları karıştırıyorum ve gün kurusunun içine sürüyorum, yiyorum. İsterseniz hurmanın içine de sürebilirsiniz. Bu kadar lezzetli bir şey. Yani tahin pekmezin pabucunu dama atacak bir şey. O kadar mı lezzetli olur? Ağzınızda resmen çikolata tadı bırakıyor. O kadar güzel bir şey ki. Bunu mutlaka deneyin. Eğer bir sağlık sorununuz yoksa aslında en mantıklısı şey olabilir. Önce haftada bir gün kendinize müsaade edip istediğiniz kadar yiyin. Mesela her gün gidip markette abur cubur alıyorsanız haftada bir gün yapın bunu. Atıyorum pazar günlerini kendinize ödül yapın. Ve onu yiyin. Ödül mü ceza mı orası da ayrı da. Kendinizi işte mutlu edin. Ondan sonra 8 günde bir yapın. Ondan sonra 9 günde bir, 10 günde bir. Böyle birkaç hafta haftada bir yaptıktan sonra 10 günde bir, 20 günde bir. Sonra böyle belki ayda bir de sabit kalırsınız ve ayda bir yemeye başlarsınız. Belki 15 günde bir çikolata ödül verirsiniz kendinize. Belki benim gibi evde güzel tarifler yapmaya başlarsınız ve onun yerine pekmezle, balla, meyveden aldığınız şekerle tatlılar yapmaya başlarsınız. En azından kimyasallardan uzak durursunuz, koruyuculardan falan uzak durursunuz. Canınız nasıl istiyorsa ama ben dün bu soruyu sorduğumda 3 yıldır şeker kullanmıyorum arkadaşlar. Size şekerle ilgili bir video çekeyim mi? Yani şekeri nasıl bıraktığımla ilgili bir video çekeyim mi? Deyince hiçbir zaman olmadığı kadar cevap aldım Instagram'dan. Akın akın. Yani yüzlerce insan evet lütfen çek dediler. Ve anladım ki çok fazla bu dertten muzdarip olan insan var. Çok fazla şekeri bırakamayan ve şeker bağımlılığı yaşayan insan var. Ve dedim ki evet bunu anlatmalısın çünkü sen bıraktıysan hepsi bırakabilir büyük ihtimalle. Araya giriyorum. Kapak fotoğrafını çektim geldim. Sonradan ekleyeceğim bu sahneyi. Kapak fotoğrafı için Ali'yi markete yolladım. Ali dedim bir kalıp çikolata al. Yani şöyle kare olanlardan. Al gel kapak fotoğrafı yapalım. Şunu söylemeyi unuttuğumu fark ettim. Eğer evde bulundurursanız canınız isteyecek. Dolabı açtığınızda çikolata görürseniz tabii ki canınız isteyecek. O yüzden böyle bir süreçte evde asla şekere dair herhangi bir şey, paketli gıda hiçbir şey bulundurmamak gerekiyor. Çünkü belki de çıkıp almaya üşeneceksiniz ve yemeyeceksiniz. Ama evde hazır olursa tabii ki canınız isteyecek ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? Onun orada durduğunu biliyorsun. Orada öyle bir şekilde duruyor ki gel beni ye diyor. O yüzden bu söylediğim bence çok önemli. Çok önemli bir faktör. Çünkü aylardır, yıllardır mesela annemler gelmişti bir keresinde. Kadının çay içecek kahvaltıda bir kaşık şeker kullanıyormuş. Evde şeker yok. Şeker yok. Gidip komşular şeker aldık yani. Evde şeker yok. Hiçbir zaman yok. Mesela çay içmiyoruz. Evde çay yok. Kahve içmiyoruz. Bizim evde hiçbir zaman kahve yok. O yüzden bir şey tüketmiyorsanız ya da tüketmek istemiyorsanız onu evde bulundurmamak en faydalısı. Bulundurursanız zaten onu yiyeceksiniz. Umarım anlattıklarım bir faydası olur. Ben bunu burada bitirmeyeceğim. Bu şekersiz yaşam yolculuğunu size videolarda anlatmaya devam edeceğim. Size bazı sağlıklı tarifler vereceğim. Çok lezzetli ama sağlıklı bazı tarifler vereceğim. YouTube'da da, Instagram'da da yeni eve geçtiğimizde sanırım bir ay tayinler ertelenmeyecek gibi görünüyor. Bir ay içerisinde yeni evimizde oluruz. Nerede olursak olalım iyi bir mutfak seçmeye özen göstereceğim ki size güzel çekimler, rahat çekimler yapabileyim. Eğer benden çekmemi istediğiniz bir şeyler varsa aşağıya yazabilirsiniz. Bu aralar sizi fazla dinliyorum. Hoşuma gidiyor. Böyle kendi hayatımdan bir şeyler paylaşmak da hoşuma gidiyor. Size faydalı olabileceğine inandığım şeyleri anlatmak da hoşuma gidiyor. Instagram'dan beni takip ederseniz çok sevinirim. Gördüğünüz gibi tablolarımı, ektiğim bitkileri, her şeyi oradan paylaşıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsanız. Şekersiz yolculuğunuzun başlangıcı olursa bu video ne mutlu bana. Bana bir yazarsınız. Hoşça kalın.